Arkadaş şu anda giriyor. İçeri bakın girdi. Şapkası göründü. Eşim sigarayı veriyor. Zaten görüntülerde de var. Uzattı şu anda sigarasını. Hatta şey yapmış. Bu son sigaran senin, ben içmem falan demiş de. Oturuyor. Olay 14 Şubat gecesi saat 1.30-2 civarında. Arka kapıdan geliyor şahıs. Eşim de o sırada çay sigara içiyordu zaten. Girer girmez tabureyi alıyor. Abi diyor, ben bir 5-10 dakika oturayım, birini bekleyeceğim diyor. Daha eşim otur bile demeden hemen yanına oturuyor. Tabureyi bayağı bir yaklaştırıyor. Sonra eşimden bir tane sigara istiyor. Eşim sigara veriyor. Sigarasını yakıyor. Sonra eşim de bir tane sigara yakıyor. Aynı zamanda şahıs eşimden önce bitiriyor sigarayı. Eşimin bitirmesini bekliyor ve televizyon izliyor zaten. Şahıs da televizyon izler gibi duruyor. Sonra eşim söndürdüğü an bir anda kalkarken bıçağı çıkartıyor, boğazına yapışıyor. Hatta yanağına öpücük konduruyor, sen beni tanıyorsun diyor. İlk eşim şaka yaptığını sanmış. Bak demiş, ben şakalardan hoşlanmıyorum demiş. Sonra bıçağı hissedince gırtlağında anlamış zaten, hemen bileğini tutmuş. Biraz bir boğuşma falan, yere düşmüşler beraber. Yerde o sırada zaten eşimi yaralamış boğazından. Eşim bir şekilde yani mücadele ederken üstünden atmış, kurtulmuş. Ama tabii yaralı olunca, bir de kan kaybedince bayağı bir gücü düşünce kendini zor atmış yardım istemek için. Şu dışarıdan, şu ön kapıdan çıkmış. Şahıs paraları toplamış, geri çıkmış, tekrar girmiş. Şapkasını falan düşürmüş, zaten kayıtlarda da var. Şapkasını almış, tekrar girmiş. O sırada tekrar eğiliyor ama o herhalde büyük ihtimal suç aletini alıyor, bıçağı alıyor. Çıktığı zaman da bizim müşterimiz var. Müşteri gelirken müşterinin omzuna çarpmış. İçeride bıçaklama olayı var, dön git geriye demiş. İçeriye katmamış. Tabii müşteri de korkunca girmemiş. Bu şekilde oluyor. Eşim dışarıdan yardım istiyor. Sırada komşular geliyor. Yardım çağrılıyor. Ambulans, polis falan. Hastaneye götürülüyor. Şu anda 10 santim kesik var, 10 tane dikiş var ve yarım milim kalmış şark damarına gelmesine. Ama biz bir an önce hani bulunmasını istiyoruz. Olay 4-5 gün oldu ve hala bir haber yok, hiçbir arama yok. Yani adım attığın yer artık kamera yani. Her şekilde aslında istenirse bulunur. Herhalde başkalarının da canının yanılması gerekiyor bulunması için. 10 tane dikişimiz var. Ne kadar para almış? 2500 lira. Sadece para mı almış? Yok, başka bir şey yok. Sadece 2500 lira para almış. Zaten amacı para yani. Tanıdınız beni mi? Yani geceleri, yani yaklaşık bir senedir geceleri müşterimiz geliyormuş. Yani geceleri ben durmuyorum, eşim durduğu için. Ama öyle bir samimiyet yok yani. İçi dış değiliz. Hani geliyor müşteri, esnaf ilişkisi nasılsa o şekilde. Ailesi sonrasında yanınıza geldi mi? Ailesi olayın sanırım ertesi günü olması lazım. Ya ilk günüydü ya ben de hala olayın etkisindeyim. Geldi abisiyle annesi geldi. Helallik istedi ama tabii ki helal etmiyorum. Yani canımıza kastetti sonuçta. Bir önce yakalanmasını istiyoruz. Adalet istiyoruz. Dur, tutmak zorundayız. Çıkıyoruz şu anda. Korku var mı? Tabii ki korku var. Yani zaten normalde bu olay olmadan önce de bir korku var. Sonuçta gece işi tehlikeli iş ama... ihtiyaç vardır.